ben de iyi olur böyle, hem iyi egzersiz olur. Kahramanmaraş'ta boynundan aşağı ayakları ne kadar hareket ettiremeyen bir vatandaş felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı. Gezeyim şöyle ben yavaş yavaş şu tarafa gideyim. Kolarız da bir kaldırın. İdris hocama doğru gideyim şöyle. Bir tarafa geçeyim, şuradan şöyle dolayıp. Kahramanmaraş'ta yaşayan Murat Ardahan, uzun yıllar boyun ve bel ağrıları bir anda artarak hastaneye kaldırıldı. Çeşitli hastanelerdeki tetkiklerin ardından teşhisi konulan Ardahan, ambulans ile hastaneye getirildi. Ölünün dirilmesi. Bana göre böyle. Ben başkasını bilmem. Boyunda tümör var göründe. Ondan sonra bu iki ayak, göbekten aşağı, kollarım. Hatta konuşmada bile artık şey oldum yani. Kekelemeye başladım. Bu kadar. Uyuştu gitti. Her tarafım bitti. %100 bittidir. Bana göre öyleydi. Sonra işte oradaki MR'ın şeyini buradaki hocama gönderdiler. İdris hocama. Sular Hastanesi'ndeki. Önce şeyleri aramıştı. Ona hiçbir sesi kabul etmiyordu. Siyi gördükten sonra. Ağzı bir sesi evet. Kabul etmiyordu. Adana, Osmaniye, Antep. Kayseri hiçbir yerde bizi almadı. Şey bulamadım. Bir yer bulamadım. Sağ olsun burada. Bu tür ameliyatlarda kemiklerin çıkarılıp arka taraflara platinler konulduğunu ve kitlenin çıkarıldığını ifade eden doçent doktor İdris Altun, hastamız bize omurgasında tümör olduğunu ve ayaklarında güçsüzlüğün oluştuğunu, bu güçsüzlüğü boyuna doğru ilerlediği belirtildi. Normalde bu tür ameliyatlarda kemikler çıkarılıp arka taraflara platinler konularak oradaki kitle total çıkarılır dedi. Hastamız bize devlet hastanesinde omurgasında tümörün olduğu ve ilerici şekilde ayaklarında güçsüzlüğün, kuvvetsizliğin genişliği, bunun daha da üste doğru, boyuna doğru ilerlediği an bize söylendi. Hastanın sosyal güvencesi ve hastanemizle ilgili bazı polisiyeler vardı, sosyal güvencesiyle ilgili bazı sorunlar vardı. Biz tüm riskleri kabul ederek hastamızı bir an önce tedavisine kavuşturmak için tüm bu yatışla ilgili sorunları üzerimize alarak hastayı bir an önce ameliyata aldık. Hastaya geldiğinde ayaktan hiçbir hareket yoktu ve kollarında hareket yoktu. Bizim kuartiparazit dediğimiz durum söz konusuydu hastada. Ve ameliyatçı oradaki çekilen MR'larında beyin boyun omurunun omurliğini basan, tamamen onu sıkıştıran ve onun beslenmesini bozan geniş tabanlı, geniş bir tümörü vardı. Normalde bu tür ameliyatlarda hastaya o kemikler çıkartılır, arka taraflara platinler konularak oradaki kitle total çıkartılır. Gecenin bir yarısında böyle bir sıkıntı şeyimiz olmadığı için, daha önceki yaptığımız bir teknik olduğu için hastayı acil ameliyata aldık. Ameliyatta omurga kemiklerini tamamen çıkarttık ve tümörü tamamen çıkarttıktan sonra omuriliğin rahatladığını, kanlanmaya başladığını gördük. Onunla beraber hastanın omurgasında kayma olmaması için omuriliğin arka tarafındaki kemikleri bizim kendi oradaki loop pedisi dediğimiz bir özel madde ile tamamen bağlantıyı sağladık. Sağladığımız için hastada herhangi bir ameliyat sonrasında takiplerimizde herhangi bir kayma veya başka bir sorun olmadı. Ameliyattan sonra hastayı yoğun bakıma çıkarttığımızdan sonra yaklaşık birinci saatten sonra ayaklarında hareketlerinin geldi. İkinci saatte tamamen elin ayağının hareket ettiğini gördük. Hastamızı o gün akşamleyin mobilize ettik, yani yürüttük. Yürümesinde herhangi bir sıkıntımız olmayan hastayı ertesi iki gün sonra kendi tamamen yürüyerek şekilde herhangi bir sıkıntısı olmadan kendi gücü kuvveti yerinde olarak hastayı taburcu ettik. Takiplerimizde de hastanın herhangi bir omurgasında kayma, basış bir şey söz konusu değil. Hasta kendi günlük hayatını rahatlıkla devam edebilmektedir. Normalde bu tür ameliyatlarda kemikler çıkarılıp arka taraflara platinler konularak oradaki kitle total çıkarılır dedi. Hastalığı nedeniyle artık kendisini ölü olarak adlandırılan ve yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu ifade eden hasta Murat Ardahan, "Benim boynumda tümör vardı. Kollarım, ayaklarım ve boynum, hatta konuşmamda bile sorunlar yaşamaya başladım. Bana göre ben %100 bitmiştim. Ameliyattan hemen sonra ayaklarım ve ellerim oynamaya başladı. Hastanenin sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi. Gördüğünüz gibi normalde şu şekilde olması ve şu kadar kalın ve geniş olması gereken siyah dokudaki omurilik alanı tümör bası sonucu tamamen şu alana sıkışmış, tamamen içinde sinyal değişikliği olmuş ve kanlanması bozularak yavaş yavaş ölüm haline, kötü doku haline gelmeye başlamış.